Şimdi Ayasofya Camisi'nin tabiat olayları tarafından kendi kendine mimari olmadan yapıldığını düşünelim. Bu nasıl olabilir? Batıdan esen rüzgar 11,5 ton kireç, doğudan esen rüzgar 2,37 ton tuğla. Güneydoğudan esen rüzgar 4,3 ton kadar demir getirir. Kuzeyden esen rüzgar 10,7 ton su getirir, buraya döker. Diğer bir taraftan esen rüzgarsa tuğlaları dizer. Başka bir rüzgar çimentoyu yerleştirir ve böylece Ayasofya Camii meydana gelir. Herhalde Ayasofya Camisi'nin ustasını inkar edip camiyi tesadüfe havale ettiğimizde bundan daha mantıklı bir açıklama olamaz. Şimdi cami ile hücremizi mukayese edelim. Bu cami 1200 metrekare. Bizim hücremiz ise 5 ila 10 mikron. Bu camiye 5 ila 10 çeşit malzeme, bizim hücremize ise 30 bin çeşit bileşim lazım. Bu camiye lazım olan maddeler kilolar, tonlarla ifade ediliyor. Hücrede ise maddeler mikrogramla ifade edilecek kadar hassas. Zerre kadar değişme olsa hücre bozulur. O halde ey Allah'ı inkar eden kişi, dinle. Caminin kendi kendine meydana gelmesini kabul edemezken ve buna gülerken, bundan daha acayip bir muhal olan bir hücrenin kendi kendine oluşabileceğine nasıl imkan veriyorsun?